Evet sevgili izleyenler, Mavi Liman'da yine sizlerle birlikteyiz. Bu kez İstanbul stüdyolarından sizlere merhaba diyoruz. Yine çok değerli konuğumuz var. Hani bazen işte radyoda, işte sosyal medyada bir yerde türküler çıkar karşınıza, şarkılar çıkar. Sizi etkiler, böyle size sıcak gelir, sizden gelir. İşte öyle bir konuğum var aslında. Biz hani çok eski tanışıklığımız yok. Belki ekranlardan birbirimizi tanıyorduk. Şimdi böyle size aşina olan, işte size yakın hissettiğiniz kendinize birisi konuğum, Fatih Yaman. Ben kendisine dönüp hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk abi, çok teşekkür ederim. Yine geçen dönem bizim ekranlarımızda burada, Beşi Bir Yerde programında yine bizlerle birlikteydin. Evet. Ve mesela ben o dönem, onun öncesinde de çok takip ederdim, sosyal medyadan da takip ederdim. Hep derdim ya, bu benim şarkıları çalıyor. Yani böyle çok sevdiğim şarkıları çalıyor ve güzel yorumluyor. Böyle çok daha bir sert yorumluyor. Şimdi Mavi Liman'dayız. Evet. Şimdi bakacağız Fatih Yaman kim, ne iş yapar, nerelidir? Daha başka şeyleri de soracağız. Yani tabii türkü de söyleteceğiz arada. Tabii. Yani belki ben de şiir okurum. Birkaç şiir eklerim onun şarkılarının türkülerinin yanına. Ama Fatih Yaman kimdir? İstersen kısaca başlayalım. Şimdi türkü aralarında devam tabii ederiz. Tabii ki. Sen kendini nasıl adlandırırsın? Vallahi işte bir insan herhalde en zor tarafıdır kendini adlandırması, ama şunu söyleyebilirim. En azından biyografiyi. Orada Mesudiyeliyim aslen. Doğma büyüme İstanbul Beykozluyum. Ama Beykozlu olsak da her sene memleketimizi yaklaşık 32-33 seneden beri her sene ziyaret ederiz. Hı hı. Bir ordu sevdalısıyım. Ve özellikle Mavi Liman programını zevkle takip eden kişilerden biriyim. Ve bugün bu güzel programda bana yer verdiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Evvela bunu söyleyeyim. Daha sonrasında Beşi Bir Yerde programı bir projeydi geçen sezonda. Çok da güzeldi. Ben de çok takip çok ettim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Çok güzel tepkiler aldık sevgili diğer üstadlarımızla beraber. Ve ordumuza, o ordu kültürümüze hizmet etmek için elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalıştık. Hatta programımızın tepkileri ulusal televizyon ivmelerini yakaladığını da duyduğumuz zaman çok da mutlu olduk. Zaten Kanal 52, TV52 televizyonumuzun bütün programların hepsi birbirinden kaliteli. Ve bu vesileyle yönetim kurulu başkanımızı ve tüm dinamiklerini de buradan tebrik ediyorum. Kendi memleketimizin kanalındayız. Türkülerimizi kendi memleketimizin insanlarına sunmak kadar hem keyif aldığımız bir nokta olamaz. Bir taraftan da o hemşerilerimizin o dönüşleri, o ince ruhla yazmış olduğu o destek mesajları bizi daha da iyiye götürmek için büyük kamçı vazifesi gösterdi. Yani her şey çok güzel gidiyor. Şu anda da tabii pandemi sürecinden sonra programlarımız yoğunlaştı. Çeşitli konserlerimiz inşallah önümüzdeki sezon, önümüzdeki aylarda var olanlar var, olacak olanlar var. İnşallah halkımızla beraber türkülerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi Fatih Yaman kimdir diye sordum. Çok güzel topu taca attın. Sadece Mesudiyeliyim demek de olmaz. Yani ordu Mesudiyeliyim. Yani nerelisin? Neler yapıyorsun? Burada nerede yaşıyorsun? Ne işle uğraşıyorsun? Yani sadece çalıyor musun? Onun dışında yaptığın işler var ben mı? Ben sadece İstanbul'da yaşamak evet. Nasıl? Hem sanatçı olarak, camiası olarak, ki pandemi dönemi çok ciddi etkiledi bu sektörü, çok ciddi biliyoruz. Etkiledi, biz evet. de onu fırsat bulup o Beşi Bir Yerde'yi yaptık işte. Beşi Bir Yerde'yi her zaman da bir araya getirmek çok da mümkün değil. Evet, desteğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum ve bütün emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ben sadece müzikle uğraşıyorum. Başka herhangi bir iş dalım yok. 27 sene ya da 28 sene olmuştur benim ilk profesyonel sahne hayatım ve eğitimle Arif Sağ Müzik Merkezi'nden eğitim olarak, sonra Erol Parlak, sonra Mehmet Erenler, sonra çok şan güzel eğitimi. ustalar Tabii, gerçekten. tabii. O şansa nail oldum. Yani o zamanlar tabii Türkü Ballar Taksim'de, Kadıköy'de, Bakırköy'de ve çalıştığım ve kazandığım paranın belki de %80'ini 90'ını eğitim harcadım. Bu çok gerekli. Çünkü hangi iş dalını yapıyorsanız yapın,
Tabii ki aşkla yapacaksınız ama bilgi, birikim bunlar çok önemli. Yaptığınız işi bilmek çok önemli. Evet. Çok büyük emek harcadık. Ve sonunda neler yaptık? Tabii ki belediye konserleriyle başladı. İBB Kültür Müdürlüğü'nde yaklaşık 8-9 seneden beri hala devam etmekte olan konserlerimiz olmakta. Ve o bültende olmak da bizim için ayrı bir gurur, şeref, bir ordulu olarak. Ve tabii sadece bunda da kalmadı. Bir albüm oluşturduk. Özellikle memleket türkülerimizin daha içinde böyle yoğun olduğu. Ondan sonra ikinci albüm noktasında biraz erengenlik mi diyelim, biraz sadece enerjimizi sahnelere ya da konserlere vermekten dolayı ikinci bir albüm, hala bir planım var ama bakalım, onun şartlarının oluşmasını bekliyoruz. Paşa Bahçeli'yim. Bizim Paşa Bahçe'nin şöyle bir güzel yanı vardır. %90'ı Karadenizlidir. Ben de Mesudiye'yim. Mesudiye'nin bir mahallesi falan. Gerçi Paşa Bahçe'nin bir mahallesi Mesudiye olur, ayrı kesinlikle konu da. Kesinlikle öyle. İlk zaten Ordu Mesudiyeli hemşehrilerimizin ilk yerleşim alanı Paşa Bahçe. Evet. Tabii orada bir içi semti olduğu için deri kundura, tekel ve şişe cam fabrikası ve nihayetinde orada çalışanların belki %80'i 90'ı diyelim, büyük bir çoğunluğu kesinlikle Mesudiyeli. Ve ya tabii aslında bu biraz da Mesudiye'nin coğrafik yapısıyla alakalı bir şey. Yani bir Ordu'da fındık yetişebiliyor ya da kivi yetişebiliyor, toprağı verimli. Ama bizim Mesudiye ilçemiz biraz daha iç tarafta kaldığı için biraz iklimsel olarak da toprağı bunlara verimli değil. Sadece Topçam ve ilerisi işte Gölköy tarafına yakın mahallelerinde belki fındık yetişebiliyor ama daha çoğunlukla hayvancılıkla geçinen bir ilçe ve haliyle de çok böyle istihdam, iş istihdamı olmadığı o için zamanlarda çok fazla olmadığı göç için, oluyor. Erken göç aldığı için insanlar işte büyük illerdeki belirli bazı Gerçi yerlere şimdi yerleşmişler. Hani Aybastı'da, Kabataş'ta fındık oluyor ama orada da çok ciddi göç oldu daha sonrasında. Ya oluyor çünkü alt taraf... Mesudiye'nin avantajı 3 kuşak önce, 3 kuşağı da Tabii geçti ki. artık. Evet. Çok buraya gelmiş olması. Bunun artılarını biz ordular olarak da görüyoruz. Evet. Bu çok aslında daha başka bir tartışma konusu. Aslında Yani, şöyle bir şey, tabii dernekleşmenin bir çatı oraya altında... girersek biz oradan çıkamayız mı? Yok, şöyle söyleyeyim, şöyle üzerinden Başka bir geçeyim. program haline geldi. Ya, estağfurullah. Şöyle söyleyeyim, tabii dernekleşmenin ilk, nasıl anlatayım, yapıldığı diyelim, uygulandığı ilçelerin başında gelir. Onun birçok avantajı var tabii ki. Çünkü insanlar memleketlerinden büyük illere göç ettiği zaman bir çatı altında birleşiyorlar ve bunu dernekleşme olarak da uyguladıkları zaman işte bu her anlamda, sosyal ve kültürel anlamda da birbirine bağladığı getiriyor beraberinde. Ama biz Ordu'yu seviyoruz, biz Mesudiye'mizi seviyoruz, bütün ilçeleri seviyoruz. Ve bu anlamda hani bazen şeyler derler, hani Mesudiyeliler, hani nerelisin? Mesudiyeliyim. Aslında değil yani. Biz ilk önce Orduluyuz, ondan sonra Mesudiyeliyiz. Tabii şimdi çevre Orada dere sevdalısınız. yolu yapıldıktan sonra Mesudiye 1 saat 10 dakika. 1 saat 10 dakika. Ben, Ve... bana 45 dakika fark ettim. Bazı yolu var. Şimdi o yol tabii 2. Abdülhamit zamanında projelenmiş bir yol. Yaklaşık 15-16 seneden beri belki uğraşılıyor. Çünkü 22 tane mi yanılmıyorsam her sene tünel zaten tünel var. Yani belki gidiş geliş 40 defa gidiyorum. Ve bu projede emeği geçen herkese de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz önceden Gölköy yolundan ya da Çambaşı yolundan, iki yoldan gidebiliyorsunuz. Ama önünüzde gidebilecek mesafede çok böyle dolambaçlı yollar, maalesef kazaya da sebep elverişli oluyordu. yollarda maalesef kelle koltukta gidiyorduk, işin açıkçasını söyleyeyim. Ve hatta bazen şey diyorduk yani. Ya bir defa gidelim, hani bir Ordu'yu görelim, bir defa gidebiliyorduk. Çünkü yol o kadar çileliydi ama işte bu... Şu an günübirlik çok kişi şu gelip anda gidiyor. Günübirlik belki ben 40 defa gidip geliyorum yani. Bu çok, bütün bizim gibi işte özellikle Gölköy'de bundan faydalanıyor. Tabii Gölköy ilçemiz, Mesudiye ilçemiz ve buradaki halk adına da ben emeği geçen herkese ayrıyetten teşekkürlerimi de bildirmek isterim burada kendi payıma, kendi adıma. Artık Türkiye'ye geçelim ya. Geçelim. Yani çok Pekala. gevezelik ettik en baştan. O zaman madem Mavi Liman'dayız, o zaman hani böyle umudumuzun tükendiği noktada her zaman gökyüzüne umutla bakmak gerekiyor. Ben de bu vesileyle, bu duygularla göğümü maviye boya diyelim. Bu güzel programımız formatında da benim de Mavi armağan Liman için. olsun. Çok teşekkür Aynen. ediyorum. Dinleyelim o zaman hep birlikte. Pekala.
bırakıp gitme. Sarılmadan doya doya, öyle bırakıp gitme. Sarılmadan doya doya, al eline gök fırçayı, göğümü maviye boya. Al eline gök fırçayı, göğümü maviye boya. Soytarılık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıklar içine süzebilmek gibi mülteci istekleri moldara sırabiliyoruz. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun. Deniz ol dalgan olayım, sahil ol kumun olayım. Deniz ol dalgan olayım, sahil ol kumun olayım. Martına kanat olayım, tüyümü maviye boya. Martına kanat olayım, tüyümü maviye boya. Bırak el ne derse desin, doğru yalan söylensin. Bırak el ne derse desin, doğru yalan söylensin. Senin sesine benzesin, sözümü maviye boya. Senin sesine benzesin, sözümü maviye boya. Kafama duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beynin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Nalet olsun, artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun, ne olacaksa olsun, bu da benim sana ayrılırken hediyem olsun. İstersen gel barışalım, İstersen helallaşalım. İstersen gel barışalım, İstersen helallaşalım. İstersen vur çıksın canım, kanımı maviye boya. İstersen vur çıksın canım, kanımı maviye boya. Sen esirliğim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin. Sen memleketimsin. Sen ela gözlerinde yeşil hareler. Sen büyük, güzel ve muzaffer. Ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin. Sen memleketimsin. Sen memleket. Hem
Nazım Hikmet'i araya sıkıştırdık hemen. Evet, ne kadar güzel. Şiirler türkülerin kardeşi. Tabii yani. Hatta ben başka şiirler türkülerin anası. Evet, kesinlikle. Yani oradan besleniyor hepsi. Oradan doğuyor işte, üzerine notaları ekledikçe. Hiç şiir olmadan hiç olmuyor. Tabii ki. Yani onun için bu ustalar iyi ki yazmışlar. Ve o kalemlere selamlar olsun. Hepsine. Hepsine tabii, ayrı ayrı diğerleri selamlar çok ayrı. Çok ayrı. Biz de zaten çok ayrı bakıyoruz. Ama daha çok okumalıyız o şiirleri. Ben mesela hep söylerim. Bazı kitaplar vardır. Mesela Ahmet Arif bunu çok söylerim. Evet. Bir tane kitabı var, şiir kitabı. Ya o kadar güzel mi yazılır? Yani o kadar güzel mi anlatılır Anadolu? Ya onun için çok çok ayrı benim için. Her şiir yani aslında Nazım Hikmet'in bir sürü kitabı var. Özdemir Asaf'ın, Can Yücel'in. Çok bunlara çok fazla eklemek gerekir. Hatta yeni şairler şu an yani bunların da o duygulara gerçekten bir göz atmak gerekir. Kesinlikle katılıyorum. Ve dolayısıyla onlar şarkılara, türkülere analık yapıyorlar. Insanlar. Analık yapıyorlar ve biz onlarla yaşıyoruz yeri geldiğinde, onlarla duyumsuyoruz. Duyguların kaleme dökülme ifadesi çok ayrı bir meziyet. Büyük bir donanım gerektiriyor. Bunu duyumsamak gerekiyor. Hissetmek gerekiyor. Yeri geldiği zaman halkın duygularını, halkın düşüncelerini her şeye rağmen halktan yana olan ve bunları kral çıplak demeyi bir felsefe haline getiren bu insanlar hepsi birbirinden değerli. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla tabii bu değerli üstadlarımızın şiirlerini, şarkılarını okumaktan büyük keyif alacağız ve hayatımızın son noktasına kadar onları yaşatmaya devam edeceğiz. Hepsinde ruhu şad olsun. Aynen. Hadi devam ettirelim o zaman. Yapalım o zaman. Tabii ki. Tabii ki. O zaman bir veda havası yapalım. Veda havası yapmadan önce güzel bir şiirle alalım Fatih abi. Senin o güzel ya da sen nasıl? Çok çok güzel. Necip Fazıl'ın çok güzel sevdiğim şiirlerinden bir tanesi. Pekala. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. İstemem artık gelmeni, çek vehmimden gölgeni. Yokluğunda buldum seni, gelme artık, neye yarar? Tamam, seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklarda öteye. Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklardan öteye. Yorumsuz bir hayatı seçiyorum. Doymadım inan, kanmadım sevgiye. Yorumsuz bir hayatı seçiyorum. Doymadım inan, kanmadım sevgiye. Korkulu geceleri sayar gibi.
birden bire bir yıldız kayar gibi. Ellerim kurtulacak ellerimden, bir kuru dalaçtan kopar gibi. Korkulu geceleri sayar gibi. Birden bire bir yıldız kayar gibi. Ellerim kurtulacak ellerimden, bir kuru dalaçtan kopar gibi. Aşk sabitti, gülse hiç dermedik. Bul kendini kuytularda, hadi al. Aşk sabitti, gülse hiç dermedik. Bul kendini korkularda, hadi al. Seninle bir bütün olabilirdik. O çakal canımın içi, o çakal. O çakal iki gözüm, o çakal. Sen bir suydun, sen bir ilaçtın. O çakal canımın içi, o çakal. O çakal iki gözüm, o çakal. Ki tamam seni terk ediyorum. Bu bir incecik veda havasıdır. Vakit tamam seni terk ediyorum. Bu bir incecik veda havasıdır. Parmak uçlarına değen sıcaklık. İncinen bir hayatın yarasıdır. Parmak uçlarına değen sıcaklık. İncinen bir hayatın yarasıdır. Kalacak tüm izlerin hayatında. Gözünden bir damla yaş aktığında. Bir yer bulabilsem seni hatırlatmayan, kantarlası gelincik şafağında. Kalacak tüm izlerin hayatımda. Gözünden bir damla yaş aktığında. Bir yer bulabilsem seni hatırlatmayan, kantarlası gelincik şafağında. Ölümse korktun, savaşsa hep kaçtın. Bul kendini korkularda, hadi al. Ölümse korktun, savaşsa hep kaçtın. Bul kendini korkularda, hadi al. Sen bir suydun, sen bir el açtın. O çakal iki gözüm, o çakal. O çakal canımın içi, o çakal. Seninle bir bütün olabilirdik. O çakal canımın içi, o çakal. O çakal. İki gözüm, o çakal.
Yine Yusuf Hayaloğlu'nun çok güzel bir şiiri. Ve Ahmet Kaya'nın güzel bir bestesi. Gerçekten çok sevdiğim yani eserlerinden bir tanesi. Çok da güzel yorumladın, ağzına çok sağlık. Çok teşekkür ederim. Ya kendin için çalıyormuş gibi çal. Kendi istediklerini çal. Yani şu o bize güzel yansıyor zaten. Çok teşekkür ederim. Yani onun için bir şey söylemeye şunu da çal hiç gerek yok gerçekten. Ya, teşekkür ederim. Senin yüreğinden ne geliyorsa onu çal. Sağ ol Fatih abi. Şimdi özellikle sen bizim programları da takip ettiğini biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyenlerimi de paylaşayım. Fatih abiyle denk geldiğimiz zamanda da Fatih abi de der. Fatih yani o kadar güzel ezgiler çalıyorsun. Tam benim böyle içime işleyen ezgiler. Ve ben bugün özellikle türkülerimi ve şarkılarımı senin için ve senin o değerli izleyicilerin için severek okuyorum. Bunlar bizim içimizden gelen ve gerçekten hissederek okumuş olduğumuz eserler. Yani bu Türkiye'ye bir daha bir Yusuf Ayoğlu, bir Ahmet Kaya zor gelir. Yani gelir tabii, birçok insanın ayrı ayrı yeri var, değeri var ama ya çok bu da insanlar gelmiyor üreten yani. Çok insanlar. Da gel- şöyle şimdi yine şiirlere gireceğiz. Evet. Yani tabii çok güzel şiirler var ama şimdi üretmek bambaşka bir şey. Öyle bir hale geldik ki şimdi hani üretmen için gerçekten onu çok duyumsaman lazım. Bir de hani çile gerekiyor. Bak çile ürettiriyor, beste de öyle. Yani onu gerçekten o çileyi çekmiş yaşam, olman gerekir. Halkın içinde bulunduğu sıkıntılar. Tabii toplumsal sıkıntılar. Toplumsal sıkıntılar. Yani bakıldığında işte Karacaoğlanlardan bu tarafa yani Fil Sultan Abdallah. Ya hepsi o da dönemdeki toplumsal. Şimdi bunları yani hem kaleme dökecek, besteye dökecek. İnsan sayı çok azaldı. Çok azaldı. Hala biz çok eskilerle yetiniyoruz. Çünkü para ne kazandırıyorsa herkes o tarafa gidiyor. Topluma ışık olmak, topluma örnek olmak artık çok eskilerde kaldı. Bunu yapanların da para kazanma şansı yok. Evet. Yani para kazanamıyor zaten. O zaman şöyle diyelim yani, ya, maneviyatıyla yaşayan insanlar, öyle, soyut ozan, kavramlarla yaşayan insanlar bizler gibi. Biz ne yapmamız gerekir o zaman? Şunu seçmemiz gerekir. Gerçekten bedel ödemiş insanlar benim için çok değerli ve önemlidir onun için. Bizi aydınlatabilecek, gerçekten hani demin bahsettin ya, kral çıplak diyebilecek adamlar değerlidir. Evet, kesinlikle. Yani bir menfaati olmadan bir şeyleri söyleyebiliyorsa o insanlar, hani aydın insanlar ki aydınlık saçıyorlar bizlere. Bunu geçmişten geleceğe görüyoruz. İşte ya Livaneli yani hani müzik tarafında evet. Ya yaptıkları, yazdıkları Edip Akbayram. Yani hayatına bakıyorsun bu insanların. Edip Akbayram bir de kızı var. Evet. Geçen sahneye çıkmışlar işte birlikte. Ne güzel yani kızıyla birlikte türkü kızının adı evet. Türkü Akbayram. Yani yine çok sesi çok güzel. Çok güzel yorumları var. Ve hayatına bakıyorsunuz onların. Bize ışık oluyorlar. Topluma da öyle olması gerekiyor ama bunların çoğalması gerekiyor. Ama günümüzde birçok işte sanatçı arkadaşımız biraz daha işte o üretkenliğini doğru yansıtabilmeli diye düşünüyorum. Tabii umudumuz var yani yine çıkan birçok iyi sanatçı da var. Ama bunların daha çok olması gerekir diye tabii düşünüyorum. Çoğalması temennimiz olsun. Tabii. Yani onun için biz burada yüreğimizden ne gelirse ekranı başında bizi izleyenlere aynı şekilde, aynı temizlikte, saflıkta anlatmaya ve dinletmeye çalışıyoruz. O zaman bir Zülfü Livaneli eseri gelsin mi? Gelsin tabii. Yani Livaneli hangi türküsünü çalsan benim için hayır diyemeyeceğim şeyler. Hiç hayır diyemem. Buradan da selamlar olsun Sayın Zülfü Livaneli'ye. Kulakları çınlasın. O zaman düşlerin parlayıp söndüğü yerde gözlerin diyelim. Gözlerin çok güzel. Yine birkaç bir şey de söylemek istiyorum. Tabii. Mesela Türkiye'deki en kalabalık konseri kim vermiştir mesela? Taksim'de yanılmıyorsam Zülfü Livaneli onlardan biri olması. Taksim'de değil. Zülfü Livaneli daha sonrasında verilmiş konser yine olabilir. Yani bunu sayamadık ama Ankara Hipodromu'nda bir konser veriyor. Hatta Güneş'e yürüyoruz adı altında. Tabii o zaman daha küçüktüm yani, daha gençtim diyeyim o zamanlar. Hala gençsin abi. Hala tabii gençsin. Ya sen değil. Bu arada kilo vermişsin, ona geleceğim yani. Daha. Teşekkür ederim. Şimdi sağ olun. Yine o konsere dönelim. Görüntüleri de var yani, şu an isteyenler yine ulaşabilir. 220 bin aşkın, 520 bin miydi? 200, tam bilmiyorum, ona yine bakabiliriz. Çok ciddi bir kalabalığı bir araya getiriyor. Ama enteresan başka bir şey var. O günün sayfasındaki gazetelere bakmak lazım. Bakın bu benim tüylerimi diken diken eden bir şey. O günün sabahında o konserin olduğu yerde insanlar gittiğinde
Ankara'nın çöpçüleri çöp toplayamıyor oradan. Çünkü çöp bulamıyor. Aha. Düşünün, öyle bir konseri düşünün. Bizim aydınlık yüzümüz bu olması gerekir. Yani o kitleyi de düşünmek lazım. Sonra siz işte bu toplumdan, bu ülkeden gurur duyuyorsunuz o zaman. Çöpüne bile sahip çıkan insanlardan. Evet. Yani ama bu nasıl olacak? Ben şuna çok inanırım. Benzeşmeye çok inanırım. Siz düzgün olun ki kötü olan birileri sizin yanınızda benzeşsin. Kesinlikle. Siz yanlış bir şey gördüğünüzde onu düzeltmeye çalışın ki. Ama biz şöyle benzeşiyoruz son zamanlarda. Mesela biz kötüye evriliyoruz. Ben gece her 12'de kendi programımda şunu söylerdim. Her geçen gün kirlendiğimiz bu dünyada bir şeyleri bari temiz tutalım. Aşklarımızı temiz tutalım. Arkadaşlıklarımızı, dostlarımızı, sevgimizi temiz tutalım. O kadar kirleniyoruz ki her geçen gün. Çevremizi. Çevremizi tabii ki. Hani tabii bu toprakları temiz tutalım. Evet. Sadece çöpleriyle anlamında demiyorum. Yani hayvanlarımızı sevelim. Tabii. Ya, daha birçok şey bunlara eklemek mümkün. Ama o benzeşmeyi çok biz çok daha yanlış yapıyoruz. Yani ufacık ayrıntılar aslında bunu çok rahat çözebiliyor ama biz o kirliliğe sanki zaman zaman yoldaş oluyoruz. Sonra bu ülke niye bu hale geldi diyoruz hep birlikte. Ama kimse dönüp aynaya bakmıyor kendisine. Evet, yani insanları biraz kendini sorgulaması gerekir. Sorgulaması. Önce kendinden başlaması gerekir. Bu anlamda patavatsız davranan insanları da kaybetmek yerine o insanlara da yine bu işte biraz önce geçmişte vermiş olduğunuz örnekler olsun ya da bizim normal güncel hayatımızda yaşamış olduğumuz durumlar olsun. Bunları anlatıp o insanları kazanabiliriz ama tabii ki bunlar biraz daha zaman ve süreç alacaktır. Ama yine de ben umutlu bakıyorum. Yine de güzel şeyler olacak inşallah bundan sonra. Umudumuz hiç bitmeyecek. Her şey çok güzel olacak inşallah. Olacak. Ve umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz. Evet, kesinlikle. Umudumuzu kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Her şeyimizi, aynen. O zaman ben bir tane şiir koyayım hemen öncesine. Ne kadar güzel, kesinlikle. Orhan Veli, onun gülen yüzlü şiirlerinden bir tanesi. Hemen arkamızda, fonumuzda duruyor. İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uyan uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Mavi liman. Düşlerin parlayıp söndüğü yerde buluşmak seninle bir akşamüstü umarsız şarkılar dudağımda bir yarım eski sığınmak gözlerine sığınmak bir akşamüstü gözlerin bir çığlık bir yaralı haykırış gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi uzaktan geçen bir gemi.
çocuk su uçağı koşmak senin de elini avucumda bulup yitirmek yitirmek sığınmak ellerine sığınmak bir gece vakti. Geçen bir gemi. Gemimizi mavi limana yaklaştırdık değil mi? Evet. Evet. Çok güzel bir şarkı. Olsun. Çok güzel. Çok. Yani herhalde hepimizin hep birlikte söyleyebileceği şarkılar arasında bir tanesi. Çocukluğumuzdan süre gelen en çok sevdiğimiz şarkılardan olsa gerek değil mi abi? Hepimizin birlikte söylediği. Ama böyle şarkılar var, hayatımıza yer etmiş şarkılar. Bir de bizim kuşak çok şanslı, ben hep söylüyorum ya. Yani öncesinden hani türkü kafeler vardı, orada söylenen şarkılar vardı ki ben radyoculuğum zamanlarında çokça vardı onlardan. Yani yeni şeyler çıkıyordu böyle, yeni türküler. Tabii karşı tarafta da bir de popüler müzik yapan, yeni çıkan pop sanatçılarına karşı. Kendi işte bu toplumun türkülerini yapmaya çalışan sanatçılar. Ama işte onların da bir kitlesi vardı gerçekten. Vardı. Yani bizim zamanımızda insanlar eşlerini alıp hatta çoluk çocuğunu alıp programlarımıza gelirlerdi. O zaman Taksim gerçekten tamam kozmopolitik bir yer ama gerçekten çok iyiydi. Çok güzel bir ortam vardı. Kadıköy'de, Bakırköy'de ve halen şu anda asimile olmamış türkülere hizmet eden birçok değerli arkadaşımızın, sanatçı abilerimizin çıkmış olduğu türkü kafeler yine mevcut. Yani aslında bu bir türkülere tabii ki bir hizmet ama yani bunu sadece böyle program yapmak ya da hayatını idam ettirme noktasında ekmek parası kazanmak, işte ben şunu yapayım bunu yapayım, bu değil. Bu tamamıyla aşk ile yapılan programlar ve karşılığında da sizin dinleyicilerin, çünkü dinlemek de ayrı bir sanat. Çünkü türküleri dinlemek bambaşka bir zanaat ve sanat. Hani bazı insanlar der ya işte Fatih bağlamayı görüyorum ama ya işte ben de çok çalmak istedim. Ben de diyorum ki ya insanlar sadece zamanını ayırdığı zaman, biraz da duygularına kulak kabarttığı zaman bağlamayı çalamama şansı yok. En kötü ihtimalle çok iyi bir dinleyici olabilir. Aynen öyle. Şimdi ben mesela o zamanlar 14-15 sene önce ilk ekrana çıkmış olduğum zamanlar, mesela bizim Hamza abi, o da bizim Ordu Mesudi ile Çaltepe köyünden, Hamza Ataş, buradan da selamlar olsun. Ona şey diyordum, işte Hamza abi işte program bittikten sonra hep hani şu eleştirilerini yap bana. Yani olumluları bir tarafa koyalım, olumlu istemiyorum diyorum, olumsuz eleştiriyorum. Ve onun söylediği cümleleri mesela alırdım, o fikirleri yazardım kağıda. İşte bunu yapmamalıyım, şunu yapmalıyım demek, şunu yapmalıyım. Çünkü sahne ekranı bambaşka bir, özellikle televizyon ekranı bambaşka. Ve sizler bunu çok başarılı bir şekilde uyguluyorsunuz. Bizler daha böyle amatör, yani daha böyle sanatsal tarafa daha ağırlıklı. Ama ekran karşısında bu işte moderatörlük yapmak, programın altını doldurmak, insanlara burada yeri geldiği zaman kılavuzluk yapmak, bunlar çok önemli meziyetler isteyen çok özel kişilerin yapacağı şeyler ve bu ya, özellikle ekran, Fatih abim olarak ekran da ben takdir ediyorum ve bu güzel programda da bulunmaktan gerçekten şeref duydum. Bir daha belirtmek istiyorum. Ama ekran dediğin, oraya şunu söyleyeyim. Ekran dediğin sen oraya her şeyi sunabilirsin, her şeyi koyabilirsin. Şöyle söyleyeyim, çok izlenecek programlar yapmak kolay. Gerçekten tabii kolay. Ama bir şeyleri öğretip sorgulatmak lazım. Bak işte seçimler oluyor, biliyorsun seçimlere gidiliyor. Evet. Veya haberler yapılıyor. Bak çok önemli bir şey söyleyeyim, haberler. Sana haber veriliyor. Ama topluma şu an haber empoze ediliyor, haber verilmiyor.
haberi şekillendirip insanlara veriyoruz. Evet. Buna insanların dikkat etmesi gerekir. Birileri ayıklaması benim, gerekir. Benim belki de en büyük artım, ya artım değil mi? Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü ben her şeyi sorguluyorum. Senin bana söylediğinin doğru olup olmadığını benim sorgulamam gerekir. Ama biz sorgulamayı unutmuşuz. Sorgulamadan fikir sahibi fikir oluyoruz. Fikir sahibi oluyoruz hiçbir maalesef. Şeyi sorgulamadan. İşte Türkiye'nin maalesef acı gerçeği de bu zaten. Bilmeden, araştırmadan insanlar kulaktan dolma fikirleri alıp işte diyorum kendi beyin süzgecinden geçirmeden tamamıyla kendi fikirleri gibi sunuyorlar. Sonra fikir sahibi olmak ve o fikir için birileriyle kavga etmek, savaşmak çok kolay hale geliyor. Bu kadar insanın ötesinde insandan daha önemli hiçbir şey yok. Katılıyorum. Yani biz karşımızdaki insanı kırmamak için aslında elimizden geldiği kadar dikkat etmemiz gerekir. Şimdi ekrana tekrar geri döneyim. Ekran doğallık ister. Biz burada o doğallığı yansıtabilmeliyiz. Özellikle biz bir ordu televizyonuysak, ordu bizim birinci en önemli unsurumuz. En önemli değerimiz. En değerli, paydaşımız. Onun çevresinde dönmemiz gerekir her zaman. Yani kesinlikle. onu yıpratacak, onu kıracak, onu inceleyecek hiçbir şey yapmamamız gerekir bu ekranlardan. Ki ona göre hareket etmemiz gerekir. Ben takip ediyorum. Yani mümkün mertebede programın, yani program yoğunluğumun haricinde genelde ben ulusal kanalları, Kanal 52'de, TV52'de bunlardan birisi. Tabii ki diğer televizyonlarımız ya da yine Karadeniz kanallarımız olsun ya da Türkülere hizmet eden yine böyle ulusal seviyede kanallarımızı takip ediyorum ve büyük keyif alıyorum. Çünkü diğer ulusal kanallara baktığımız zaman maalesef altı boş ve insanlara sosyal ve kültürel anlamda ne bir sanat anlamında ne bir fikir anlamında maalesef diyorum. Yani çünkü tabii ki takdir halkındır ama yani bunlarda hiçbir şey göremiyorum. Sadece izleyebildim ulusal kanallarda belgesel kanalları. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Bir de spor kanallarını biraz spor sever tabii yanında evet olduğu için. Biz geçen hafta çok kötü geçti bizim için. Evet. Yani çok kötü. Sporu öyle diyelim kapatalım. Evet öyle diyelim kapatalım. Öyle deyip kapatalım. Ama yine şimdi tabii tutmuş olduğumuz takımlardan ziyade bizim yine üst kimliğimiz Ordu Spor. Buradan ben onu kastettim. Hem Yeni Ordu Spor hem de Ordu Spor 1962 ikisi de mağlup oldu. O anlamda ikimiz için de kötü geçti dedim. Umalım, kesinlikle umalım inşallah. Geçmişte yapılan bazı hatalardan ders çıkartıp, şimdiki başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz kesinlikle taraftarımızla birlik olup tekrardan Ordu Spor'umuzu Süper Lig'e... Ordu Sporlarımızı hatta. Kesinlikle Süper Lig'de taşımalarını temenni ediyoruz. Tabii başarılı olacak bir şey. Şu an çok güzel, spora kısa değinmiş yani çok güzel bir yarış da var aslında. Fatsa, bu arada Fatsa da kazandı geçen hafta. Çünkü ihtiyacı da çok vardı. Tebrik ediyoruz. Gerçekten onunla mutlu olduk. Ordu, iki tane Ordu Spor var. Bu bölünmüşlüğün de olmaması gerekir. Yani ben her iki Ordu Spor'un da taraftarıyım. Yeni Ordu Spor Yeni olarak Ordu Spor mı? Da var. Ayrıca 1900 Ordu ne Spor ne zaman 1967. Kuruldu acaba diğer takımımız? Ona vakıf biraz değil. Daha yeni kurulu yeni, yeni Ordu Spor olduğu yeni olduğu belki için. Vakıf değil. Ama şu an ikisi de üçüncü ligde mücadele ediyor. Güzel de futbol oynuyorlar. Kız zirvede yakınlar. Belki ileriki zamanlarda bir birleşme söz konusu olabilir mi? İşte o çok olabilir. Olursa İnşallah. Hiç sorun olursa, değil. Ama yani olmasa da diğer, olursa... olmasa da şöyle daha da büyük düşünmek lazım. Biliyorsunuz evet. Adana Spor var, Adana Demir Spor, Demir Spor var. Ha, yani evet, yani gerekiyor. Evet, şimdi futbol, bu çok geniş bir konu. Spor programına dönmesin burası. Madem kimisi ordumuz futbolu, büyük şehir. Bunun üstesinden gelir. Bunlar da o zaman olmasa da bir şey yok, sakınca yok gibi duruyor. Şimdi gerçekten çok Ordu Spor'larla ilgili bizim hepimizin onun dışında tuttuğu bir takımlar var. Mesuliye Spor'umuz var, onlara evet, çok iyi evet, gidiyor. İstanbul Mesuliye Spor. Evet, İstanbul Mesuliye Spor'umuz var. Ona da başarılar dileyelim. Kesinlikle. Yani yüreğimiz onunla. Kesinlikle. Şimdi şöyle Ordu Spor üzerinden gidecek olursak... hepimizin tuttuğu başka bir taraftar olduğumuz kulüp var. İşte seninki renksiz takım, benimki biraz daha renkli takım diye adlandıralım. Evet. Ama ben şunu yaşamış biriyim. Ordu Spor'la o takımın yaptığı maçta iki tane takım tuttuğum, desteklediğim iki takım maç yaparken öyle bir duygu var ki, bunu seninle konuşmuştum daha önce. Evet. Senin aidiyetin neresiyse orayı tutuyorsun. Öyle. Ora benim toprağım çünkü. Vazgeçemiyorsun ondan. Yani vazgeçmek ne? Daha bir, ben farkında olmuyorum mesela maç izlerken.
Holspor maçı izlerken ben bir bakıyorum, oturdum koltuktan kalkmışım, yerlerde sürünüyorum, yerlerde oturuyorum, farkına varmıyorum. Normal bu aidiyet işte. Bir parçan çünkü senin. Onun için önce Holsporluyuz. Kesinlikle. Önce topraklarımız. Şimdi evet, istersen kısa bir araya gidelim. Tamam. Daha sonrasında devam edeceğiz. Giderken de ben bir tane güzel bir sözle araya gidelim istiyorum. Özdemir Asaf'ın çok sevdiğim sözlerinden bir tanesi. Yani mikrofonu kullanmayacağım, direkt bu yaka mikrofonla okuyabilirim. Bir zamanlar bana her şeyi öğretmiş olan düşünmek, şimdi unutmak istediğim bir tek şeyi bile bana unutturamıyor. Kısa bir reklam, ardından Mavi Liman devam edecek. Kısa bir reklam arasının ardından Mavi Liman devam ediyor. Yine türkülerle, yine şiirleri arasına serpiştireceğiz tabii ki. Fatih Yaman'la. İstersen birkaç türkü arka arkaya. Evet. Şöyle yapalım. Bağlama çalım tekniği, şelpe tekniğinden bir örneklemeyle Dertli Divane'den güzel bir türkü. Çok güzel. Peşine de Ruşen Ali'den. Çok güzel. 16. yüzyılda yaşamış değerli evet, uzanlarımızdan. Güzel bir türkü peşine bağlayalım. Dinleyelim biz de o zaman. Hadi bakalım. Hep birlikte. Pekala. Üstün kaç kuruşluk efsaneyim, efsaneyim. Altın üstün kaç kuruşluk efsaneyim, efsaneyim. Aşık olmak dile kolay, bahaneyim, bahaneyim. Aşık olmak dile kolay, bahaneyim, alyale bahaneyim. Eser aşkın yeli, ona revan çeşmim seli. Durmaz eser aşkın yeli, ona revan çeşmim seli. Ben bir günahkar gullettim, divaneyim, divaneyim. Ben bir günahkar gullettim, divaneyim, divaneyim. Thank you.
Aşkım gül külhanda, çok marifet vardır onda. Aşkım gül külhanda, çok marifet vardır onda. İki kapılı bir handa, mihmaneyim mihmaneyim. İki kapılı bir handa, mihmaneyim mihmaneyim. Tokat ellerinden aldım bakırı, aldım bakırı. İncitmeyin fukarayı fakırı. Toz bulanık seller gibi rakıyı İçirin beylere ben gelene dek. Ben gelene dek. Toz bulanık seller gibi rakıyı İçirin beylere ben gelene dek. Ben gelene Atımı bağladım ben bir hosana, ben bir hosana. Merhamet etmeyin oyun bozana. Etmiş batman pirinç küçük kazana. Getirin beylere ben gelene dek. Ben gelene dek. Yetmiş batman pirinç küçük kazana. Getirin beylere ben gelene dek. Ben bir kör oğluyum, dalda gezerim, dalda gezerim. Esen yerlerinden yine sezerim. Demir külüğüne kafa sezerim. İlişmen fakıra ben gelene de, ben gelene de. Demir külünen kafa sezerim.
inişmen fakıra ben gelene dek. Türküler. Ya muhteşemsin ya. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Ya bugün pek hazırlık yapamadık aslında. Yani tabii ki şöyle yani ya kafamızda neler yapabilirizin bir şöyle bir kısa bir kompozisyonu yazdık kafamızda ama bu anda işte program başladığı andan itibaren hani ne geliyorsa duyguselimizde onu ortaya çıkarmaya çalıştık. Yani ya öyle olsun zaten. İzleyenlerimiz de hani bunu da bilsin. Hani daha önceden planlanmış türküler değil. Sadece işte o esnada akışına bırakmış olduğumuz türküler armağan olsun. Sen de gördüğümü görecekler diye ödüm kopuyor. Nasıl? Sen de gördüğümü görecekler diye ödüm kopuyor. Özdemir Asaf'ın çok güzel bir sözü. Evet. Tabii sen kendi üstüne de bunu alınabilirsin diye söyledim estağfurullah, sana. Çok güzel bir söz. Bunun üzerine şimdi konuşalım istersen. Tabii. Şimdi insanları biz genelde hatalarıyla çok kabul etmeyiz. Hataları bizim için çok konuşulan şeylerdir. Bir türlü hatalarıyla çevremizdeki sevdiğimiz insanları kabullenmeyi öğrenememiş durumdayız. Ama herkesin hatası vardır değil mi? Kimse dört örtük değil. O zaman insanları biz kusursuz görme şansımız aslında hiç yok. Ama işte Özdemir Asaf bu sözüyle bizim o insanlardaki gördüğümüz farklı güzelliklerle bize daha farklı geliyor. Yani onun için değerli hale geliyor. Belki bu sözü başka şeyler üzerinde, işte sevgili üzerinde düşünebilirsiniz. Çeşitlendirebilirsiniz. Ya da hatta sevgiyi öyle ya da işte herhangi bir kişiye olan sevgiyi anlatırken bu söz üzerinden de gidilebilir. Yani çünkü herkesin insanlarda gördüğü şey farklıdır aslında. Kesinlikle. Ya da her şeyi göremeyebilir. Bir durumu, bir anı. Bir de Aznesi'nin kitabında da yer aldığı gibi tülsüyü sevmek diye bir şey var. Bir anı seversin, bir durumu seversin. Bir oradaki mimiyi seversin. Yani anlıktır ama hatırında durur kalır. Tabii bu duyguları büyütmek gerekir. Onları türkülerle, işte bu sözlerle büyütüp kendi hayatımıza da katmak gerekir. Biz onları yapmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Yine lafı çok uzattım. Estağfurullah. çok güzel. Yine şu türkülerle devam edebiliriz. Tabii ki. Neyle gidelim? Şiir. Şiir mi okuyayım? Diyorsun. Tabii ki. Ben bir şiir istiyorum. Sen mi okuyacaksın şiiri yoksa ben? Tabii ki sen abi. Ben üstadın yanında haddim değil. Yok hiç ben bu konuda şey değilim. Yani böyle okumaya seviyorum okumayı. Ama bu şarkılar türkü. Burada şöyle otursam ben tek başıma burada şiir okuyayım desem. Üç şiir sonra eminim zaten ekranın başında kimse kalmaz. Ben de çeker giderim zaten. Estağfurullah olur. Ama bir türkü bir şiir. Arada evet. Kısa bir şiir. Evet. O şiirin sözlerini, o şiiri çok daha anlamlı kılıyor. O zaman bir şiir gelsin. Güzel abimden. Gelsin, peşine de Zülfü Livaneli yine eserlerinden biri. Kardeşin duymaz el oldu duyar. Yapalım mı abi peşine? Olur. Peki. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte, yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu, ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte, yani yürekte. Seversin dünyayı dolu dizgin ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir Zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Thank you.
Kuşlar sesini boğmak isterler. Yarımdır kırıktır sırça yüreğim. Çığlık çığlığa yar geceler. Kardeşin duymaz el oldu yar. Çığlık çığlığa yar geceler. Kardeşin duymaz el oldu yar. Selden sonra bundan ötede kardeşin duymaz el oldu ya. Nice selden sonra bundan ötede kardeşin duymaz el oldu ya. Kesip de incinme sakın. Aç yüreğini bir merhabaya. Kardeşin duymaz el oldu ya. Aç yüreğini bir merhabaya. Kardeşin duymaz el oldu ya. Aç yüreğini bir merhabaya, kardeşin duyma. Çok. İşte onun için kardeşlik anadan, aynı anadan doğmak değil her zaman. Değil. Yani onun için hepimiz aslında kardeş gibi bir hareket etmeliyiz belki de. Kesinlikle. Ve bununla engel hiçbir şey yok. Bence. Tabii ki kardeşlerimizle, abilerimizle başlayacak ama burada anlatılan felsefe tabii... Başka bir şey. Çok başka bir şey. Ya, geri geldiği zaman bir kardeşinizin da, görmeyeceğini... Ya, burada da tabii bir yaşanmışlık var. Tabii. Yani içinde... Çok da güzel müziğiyle bize yansıyan, çok yer eden şarkılardan, çok da sevdiğim şarkılardan bir tanesi Livani. Çocukluğumuzun şarkılarından. Başlarımız artık yani. Kesinlikle. Bir araya geldiğimizde hep birazdan söylediğimiz şarkı çok var. Yani Livaneli bu anlamda hepimize ciddi bir arşiv bıraktı. O kadar çok ki sadece... 10 tane Livaneli programı yapabiliriz burada. Tabii. Yani, özellikle Ferhat Livaneli'nin de tabii ki... Hakkını da vermek lazım. Yani müzik yönetmenliği olarak onun da payı çok büyük kardeşinin. Buradan da selamlar olsun. Harika. Çok harika eserler bıraktılar ve hala bırakmaya devam ediyorlar. Devam ediyorlar. İnşallah edecekler. Tabii evet. Livaneli boş durmuyor. Onun yanı sıra kitaplar yazıyor. Daha birçok şey. Ve bence bu ülkeyi çok iyi temsil ediyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani işte yurt dışında adı çokça bilinen, hem yazarlığı tarafı hem de müzisyen tarafıyla çok şey bilinen. Yunanistan'da da özellikle birçok Theodorakis yanılmıyorsam onunla da. Çok birkaç şey ama sadece Yunanistan'da değil. Yani Fransa'da, Belçika'da, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde. Benim bildiğim mesela orada
çok ciddi ilişkiler içerisinde yani birlikte konserler verdiği birçok ünlü sanatçı var. Yani önemli olan mesela şunu tabii söylemem gerekiyor. Bizim evet. ülkemizi yurt dışında temsil etmek nedir? Bunu bir yani gerçekten konuşmak gerekiyor. Mesela bununla ilgili birçok şey var. İşte biliyorsunuz birçok YouTuber İstanbul'dan kalkıyor ya da yurt dışındaki birçok Türk şey yapıyor, röportaj yapıyor. İşte Türkiye ile ilgili sorular soruyor. Kim biliyorsunuz falan diye. Hı hı. Burada çok tabii işte Cumhurbaşkanı'nın çıkmış olması gündem bu çıkıyor ama Nazım Hikmet'in tek tanıdığı insan Nazım Hikmet'in olması. Yani tabii Atatürk'ü hiç söylemiyorum çokça tabii. var. Livaneli'nin olmuş olması. Ya bu tür işlerden yani sanatsal fazla anlamda sayın, fazla sayın tabii tabii birçok bunu ben hep daha fazla yazarlar olarak birçok eklenebilir ama tabii en son biliyorsunuz yine gurur duyduğumuz BioNTech aşısının Türkler yani tarafından evet. bulunmuş olması. Buradan hocalarımıza da selamlarımızı selam gönderelim. Olsun. Yani bizim için tabii ki sadece İnsanlığa sanatsal değil. Büyük bir adım. Tabii sadece sanatsal değil hepsi bizim için yeri var ama daha çok sanatsal tarafını konuşuyoruz. Bu ülkeyi o anlamda da temsil etmek bence çok önemli diye düşünüyorum. Yani Livaneli'de bunlardan bir tanesi. Bunda bağlamayı da sevdiren tabii, tarafı tabii. da var. Folklorik yani, özelliğimizi sevdiren tarafı da var. Arif Sağ, Erdal Erzincan, Erol Parlak, Trio üçlemeleri. Tabii. Bunlar yani daha onun gibi Sebat Akkiraz üstadımızı ya da onlarca. Şimdi son zamanlarda onlarca. İşte tabii Türkiye'de herkesin bildiği çok güçlü, inanılmaz bir ses Selda Bağcan'ın son yıllarda evet. birçok ünlü hatta kendisinin tarzının dışında sanat yapanlarla bir araya gelip konserler, kalabalık konserler vermesi zevk yine ayrıca onları. Bizi evet. gururlandıran şeyler. Ama söylemek istediğim bizi temsil eden sanatsal hani o daha çok olması gerekir diye düşünüyorum. Ve günümüzde o insanlara sanki biraz daha fazla değer verilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani Mahsun-u Şerif'in söylemiş olduğu acı bir gerçektir. Türkiye'de insanlar öldükten sonra değerleniyor ama işte ölmeden o insanların... Ya hemen örneğini vereyim. De. Kazım Koyuncu. Kesinlikle. Neşet Baba. Yani şimdi yani Neşet çok ayrı bir efsane. Evet. Yani onun türküleri yani hani o ölmeden öldükten sonra aslında çok şey olmadı. Ölmeden önce de biz biliyorduk. Ama gene de hak ettiği kadar. Tabii hak etti ama şöyle. Yurt dışında yaşıyordu, ya, gurbette ben onu çok tabii. saymıyorum. Hani bilmeyen evet. vardı hani Neşet Ertaş'ı tanımayan bir sanatçı da vardı. Hani o konuların yani bahsi geçsin bile istemiyorum. Evet. Çünkü bilmesi gerekenler biliyordu Neşet Ertaş. Tabii. Ben o tarafındayım. Hani, Çekiç Ali, Hacı Taşan, Muharrem Ertaş. Tamam Muharrem Ertaş. Yani onların aralarında, yani babaoğlu aralarındaki diyaloglar. Evet. Yani Leyla. Leyla'lar. Yani Leyla'lar derken Leyla bir tane de besteler, türküler. Öyle. Yani ama sözler, iyi ki de o Leyla şiirler. Varmış ki bu güzel türküler çıkıyor. Tabii işte öyle olunca türküler o çıkıyor. O zaman bir yakılıyor. Neşet Baba'dan. Oo süper olur. Sana. Süper olur. Bunu şeyle bitireyim. Tabii buyurun. Mesela demin tam bir noktaya bağlayacaktım. Onu unutturdun bana. Ya. Yani bunların. Özür dilerim. Güzel bunlar. Aklımıza geleni söylememiz gerekir. Evet. Bunların olması hayatımızda gereken şeyler. Sanatçıların değerinden bahsediyor. Oradan bir şey. Ha, Kazım Koyuncu'dan bahsediyor. Kazım Koyuncu. Kazım Koyuncu çok yani kanser hastalığından yakalandı kanser hastalığında ve bunun sonunda ölüm olduğunu bilen birisi olarak yaşadı Kazım Koyuncu. Evet. Bu çok acı bir şeydir. Çok. Yani o süreç içerisinde işte dizilerde falan oynadı, çok popüler oldu falan ama yine de ölümünden sonra inanılmaz ünlü oldu. Yaptığı evet. türküler. Biraz da Karadeniz rock yani çok yapılan bir şey ya Karadeniz'e değil. Bir, Saka, şöyle Karadeniz'de bir hani Fuat Sak onu yapamadı. Çünkü onun biraz da şöyle şey çok olarak, çaba harcadı. Olarak farklıydı ama şey için şöyle yapamadı. Popüler anlamda çok ön plana çıkamadı Fuat evet, Sak evet, ama tabii. benim için çok değerli ve yani özellikle Rap Atma ben müthiş çok severim. İndi Yalı Yendi Bayburt'un yani şöyle bu meşhur. Karadeniz müziğini bence bana sorarsan zirvesi Fuat Sak'a. Kesinlikle. Yani tabii Kazım Koyuncu başka bir çığır açıyor Karadeniz müziğinde ve Karadeniz'de. Karadeniz rock. Karadeniz rock yapıyor. Hani farklı. Haluk Levent'in ilk böyle çıktığı zaman gibi ya da Kıraç'ın işte evet. Anadolu rock. Evet. İşte o jenerasyonu yani o müzik kompozisyonunu Karadeniz'e ilk uyarlayan kişi Kazım Koyuncu.
Tabii bu da yani bir farkındalık da yarattı. Çok da çok da rock gibi değil aslında ama yok daha biraz farklı. Genel şey var. Tabii. Yani kendine özgü bir tulum, kemençe, bas gitar ve batı daha sazlarının sentezinin. Tabii farklı grupları var. İlk Zuaşı Berepe. Sonra hatırlamaya çalışıyorum. Sonraki grupları Arzu Görücü birlikte yine birlikte hangi gruptu o? Hatırlayacağım onu ama. Yani hatırlayacağım biraz Arzu Görücü ile birlikte. Zor olduğu için şeyin hatta şiirini bestelemişlerdi. Atil İlhan'ın. Yine Atil İlhan da şiir deyince akla Atil İlhan da gelmesi gerekir. Tabii. Onun da çok TRT2'de yaptığı programlar vardı. Çok izlerdim ben. Çok keyif alırdım. Onun sohbetinden, konuşmasından. Yani bir şeyleri anlatması bana büyük keyif verirdi. Yani dinlendirirdi. Yani Atil İlhan da çok gerçekten tabii. Şiirleriyle çok değerli. Kesinlikle. Ben hemen hatırlama şiirim. Yanılmıyorsam bulacağım onu ben ya. Şey de onun Atilla'nın da Haliç'te bir vapuru vurdular gört kişi. Evet. Değil mi? O da Atilla'nın şiiriydi. Ahmet Kaya'nın çok Atilla'nın üçüncü şahsın şiiri çok değerli. Yani ondan da hani ezberimde şimdi yarım yalak okurum. Ya yani bakarak okurum, bulurum. Bence yine okuyalım. Ya okuruz. Ya bir tane Türkiye yapalım sonra okuyalım. Ben bulayım o arada. Çaktırma da ben de bulayım. O arada kenarda tutayım. Peki hani o zaman. Yani. O zaman bir. Ne çalalım? Bir zaman verin. Ne yapalım? Bir Neşet Baba mı yapalım? Bir Neşet Baba. Çok güzel olur. Ha neyi yapacaksın? Vallahi, Leyla mı? Leyla. Onu da yapabiliriz. Hiç olur. Cahildim dünyanın rengine kandım. O da olur. Hepsi olur. Neşet'in hepsi olur. Hepsi olur. Yani hiç benim onun ya ne güzel bir duygu, ne güzel bir adam. Bunu anlatmakla bitiremeyiz yani. Evet, kesinlikle. Şimdi onun seslenişlerini, onun türkülerinin altında, Acem kızının altında yatan hikaye. Yani bunlar çok değerli. Tabii şimdi anlat dersen anlatamam ama. Ne? Yani orada anlattığı şeyler, bunu anlatan arkadaşlarımız vardı yine bu programda sağ olsunlar. Uğur'un en güzel kınatayım. Tarafı o değil midir? Böyle içinde yaşanmışlıkların tabii olması. Tabii o olması. Özü, sözü. O hale getiriyor. Yani bizi buraya getiren o aslında. Evet, kesinlikle. Yani oradaki hikayeler kendiliğinden öyle yani işte çıkmıyor. Bunlar yaşayarak çıkıyor. Doğru, yaşayınca doğru. Çok daha bizim için değerli hale kesinlikle. Geliyor. O zaman için, o yaşanılan türkülerden biri aynen öyle. Hepsi çok yaşayacak. Bir cahildim dünyanın yani, rengine kandım. Dinleyelim. Haydi bakalım. Thank you.
evvelim sen oldun, ahirim sensin. Ertaş, Muharrem Ertaş'a da sesleniyor. Tabii. Yani cahildim, dünyanın rengine kandım. İşte ben senin lafını dinlemedim, bunlar başıma geldi ama... Ama işte, belki de değerdi. Tabii ki, yani, tabii ki. Onu soramayacağız, öğrenemeyeceğiz ama yani biz onlardan tabii... Hiçbir şey geri getiremeyiz ama... Ama her şeyde de işte hayat hepimize, işte hayat hepimize dair. Yani evet, hayatta ne yaşayacağımızın hiçbir zaman... Ya da yaşadığımız durumlarda karşılığında ne çıkacağını hiçbir zaman tahmin edemeyiz. Edemiyorsunuz. Yaşanması yani gerekiyormuş, yaşamış. Evet. Ve iyi ki de yaşamış ki bu güzel türküler ortaya çıkmış. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi bizde o bir hataysa hatalarıyla bunları kabul etmemiz tabii gerekiyor. Tabii. Ama şimdi onun ona bir parantez açarsak işte sevmek de hata değil işte. Yani değil sevmiş, yani. Tabii. Aşk duymuş, belki hani böyle olacağını bilmiyordu. Tabii kimse sonunda... Böyle bir sevdiği, aşık olduğu bir insandan kimse ayrılmak istemez. Ama işte diyorum ya, hayatın ne getireceği hiç belli olmuyor. Ama iyi ki de bu türküler var. İyi ki de ya, bu durum yaşanmış. Şimdi bizim adımıza yani Neşet Usta iyi ki
Türküler adına bir kazanç. Ama tabii yani. Neşet Ertaş'ın yaşamış olduğu tabii ki aşk acısı o çok. Tabii bu duygular ya buna üzülmeye gerek yok. Bunlar iyi ki yaşamış. Tabii, bu türküler tabii. Bugüne gelmesi için. Tabii tabii. Atil İlhan'la devam edelim o zaman. Tabii ki. Ben sana mecburum şiirini ben paylaşayım. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyor. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuldur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında, belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldanıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Ben sana mecburum, sen yoksun. Atil İlhan'ın Yüreğine Sağlık. Tabii. Kitabına adı veren şiir. Yazanın da, okuyanın da. Tabii. Ya şimdi Atil İlhan da gerçekten bu ülkenin bir aynası. Kesinlikle. Aslında her şair gibi, her ozan, her yazar gibi, her sanatçı gibi bir aynası gerçekten. Kesinlikle. Özellikle İstanbul şairi deriz biraz da Atil İlhan'a. Çünkü her şiirinde İstanbul'un bir köşesi, bir şeyi var, tortusu var. Onu da bize yaşatıyor açıkçası. Ayrı ayrı. Kesinlikle. Her şiirinde. Yani onun yeri bu anlamda yine çok ayrı şairlerimizden bir tanesi. Şimdi ne yapacağız? Bir de yine çok değerli ozanlarımızdan Ruhi Su hocamızdan şöyle bir mahsus mahal. Çok güzel olur ya. Ruhi Su. Bir de onu anmak istiyorum. Burada Ruhi Su'yu misafir etmek benim için çok büyük bir onur, büyük bir gurur. Çok değerli bir, yani bizim için, ülke için çok değerli. Kesinlikle. Şunu biliyoruz aslında, birçok türküyü günümüze getirmekte onun çok ciddi emekleri var. Kesinlikle. Birçok öğrencisi var. Yani söylenecek çok şey var. Biz de zevkle dinleyelim. Teşekkür ederim. Aynı zamanda Arif Sağ müzik kursunda eğitim aldığımız ve mezun olduğumuz dönemde Arif Sağ Gönülden Gönüle Halk Müziği Topluluğu'nda birçok kez görev aldım. Ve iki tane grup vardı. Biri de Ruhi Su Canlar Korosu'dur. Evet. Biri de Arif Sağ Gönülden Gönüle Halk Müziği Topluluğu'ydu. Hatta onlarla da bir arada bir konser düşüncemiz vardı ama gerçekleşemedi ama olsun, belki bundan sonraki zaman dilimlerinde gerçekleşir. Türk halk müziğine özellikle o opera sesiyle büyük bir zevk katan, güzellik katan
değerli ozanımızı da o güzel hem sesiyle hem bağlamasıyla hem güzel yüreğiyle anacağız. Ve bu güzel türkü de Ruhisu anısına yazsın. Dinleyelim. Hadi bakalım. Zindanda kalırım kalırım kardeş, dostlar yandadır ilk ellerim kızı, kandadır kanda. Ölürem 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 kardeş, aklım sendedir. Ölürem 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 kardeş, aklım sendedir, aklım sendedir. Artar eksilmeyiz zindanlarında, kolay değil derdin ucu derinde. Kumhan ırmağında hey dost, kara burnunda. Aman dururam 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 kardeş, öfkem kındadır. Dururam, 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 dururam kardeş, öfkem kındadır. Canım solum sol tarafım hey dost, imanım dinim. Benim beyaz unum ak güvercinim. Bilirem 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 kardeş, gelen gündedir. Bilirem 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 kardeş, gelen gündedir. Bilirem, 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 bilirem kardeş, gelen gündedir. Evet. Muhteşemsin. Teşekkür ederim. Muhteşemsin, ederim. Çok güzel yorum. Gerçekten keyifle dinledik. Bu arada programın sonu gelmiş, benim haberim yok. Şimdi sevgili Esin, yönetmenimiz bilgi vermese haberim olmayacak. Bu arada ben de biraz önce hatırlayamadığım Kazım Koyuncu'nun hangi grubu, ikinci grubu, onu buldum. Ekrana da getirelim. Bu grup dinmeyen. Grup dinmeyen. Dinmeyen, Arzu Görücü'nün içinde olduğu. İlk grubu. İlk değil.
İlki bu. Evet. Zuaşı Belep'e ilk Laz Rock grubu. Evet, evet, evet. Burada da tabii ben belli bir dönem yine Laz arkadaşlar vardı. İşte Ordu'da ev arkadaşlığı yaptım. Onların sayesinde de dinlemek fırsatı da buldum onlardan. Tabii onlardan öğrendim açıkçası. Hala aktif müzik yapıyorlar mı? Grup devam yok, ediyor mu? Değil, yani, yok. Yani, çok eski. Kazım'dan sonra. Kazım zaten onlardan daha sonra. Öğrencilikte yılları falan. Hmm. Daha o ilk aykırı çocuk. Evet. İşte Karadeniz'in hırçın çocuğu. Şair ceketli çocuk. Şair ceketli çocuk sonra. Yani çok şey söylemek gerekir ama. Mekanları cennet olsun. Mekanı cennet olsun gerçekten. Hepsini. Aynen öyle. Sisler Bulvarı şarkısı albümü var yine grup dinleyenin. Arzu Görücü onu Sisler Bulvarı'nı seslendiriyor. Onu da dinlemeni tavsiye ederim. O, gerçekten kesinlikle. Çok güzel. Atilla İlhan'ın şiiri Sisler Bulvarı. Hatta program öncesinde sen Derya abi birkaç tane şey. Böyle şarkı farklı sanatçılardan dinlettim. Ben hiç ve çok bayıldım ve o yorumlara çok eskilerden. 70'lerde yanımda. Tabii 70'ler o yıllar. Tabii ben hani yıl şu tarih veremem onları ama. Onları hepsini aldım ben. Hepsini bu dinleyeceğim. Şey, radyoculuğun verdiği bir şey. Ben de o dönemde popüler müzik beni çok çekmiyordu yani. Tabii yani bunların içerisinde çıkan birçok sanatçı vardı. Bunları inkar edemeyiz tabii. Yani. İyi birçok sanatçı da vardı ama çöp de çoktu yani. Tabii. Ama radyolarda, arabalarda, her yerde, sokakta, her yerde onlar çalıyordu. İlk biri çıkmış, o çalıyor. Ve ben bu sistemi hep reddettim bunu. Yani şöyle, bize gözümüze soktular. Ben de çok açıkçası kabullenemedim. Ama zamanda yapılmış, yani çok Ünal Büyük Yönenci de inkar edemedim. Şöyle inkar edemedim, görmezden gelemezdim. Tabii. Ya öyle güzel yorumlamış ki ve şey, Nazım Hikmet'in şarkılarını yorumlamış. Şiirlerini şarkılaştırmış, bestelemiş kendince. Ben muhteşem buldum. Ben de muhteşem. Yani tabii ben bunu radyo programında çokça çaldım. Anlatarak çaldım. Hasan Yükselir yani yurt dışında opera sanatçısı. Bundan sonra biz de konserlerde çalışacağız. İnşallah yani o tarzda. Mesela birçok şiir. Tahile Zühre'yi okudum mesela. Onu yorumlamış. Ve çok güzel. Bunu tabii ekranın başında bizleri izleyenlerin de takip etmeye. Bu bir paylaşım aslında. Ben güzel bir şey yaşadım orada. Güzel bir şiiri çok güzel bestelemiş birileri var. Bunu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hani daha bahsettim ya, reytingi çok daha yüksek programlarda çok daha farklı şarkıları size sürekli sunarlar. O analizi siz yapın. Yani o ne veriyor, ne anlatmış? Ya da işte Hasan Yükselir, Ünal Büyük Gönenç bunlar ne anlatmış? Yıllar önce Ünal Büyük Gönenç'ten bahsediyorum. Yani bir de onları dinleyin derim. Kesinlikle. Süremizi bitirdik. Ya bir Türkiye oraya kısa bir şey sıkıştırabilir miyiz bilmiyorum. Deneyelim istersen. Tabii ki. Ve vedamızı yapalım. Pekala. Ne okuyalım abi? Senin içinden geçen ya bir şey. Şimdi yönetmenimize kalsa hiçbir şey okumayın. Hemen programı bitirin diyecek ama biz oraya bir şey sıkıştıralım ya. Pekala. Yani. O zaman. Kısa bir şey olabilir. Hiç fark kısa, etmez. Kısa ne olabilir diye düşünüyorum. Aşkın nüshası rüzgarlarda, kahrı bende kalacak. Bizi hasret saracak, bulutlar çıldıracak. Bizi hasret saracak, bulutlar çıldıracak. Ayrılık başımı döndürüyor, kavuşmayı özledim. İntiharlar kuşandım, bu aşkı sen kirlettin. İntiharlar kuşandım, bu aşkı sen kirlettin. Geçtim oranları
kardan yitirdim bahçede. Ellerimi tutmasan günüm yakarım gece. Yitirdim bahçeyi, ellerimi tutmasan günüm yakarım geceleri. Ellerimi tutmasan günüm yakarım geceleri, yakarım geceleri. Ya çok teşekkür ediyorum. Ben yani teşekkür güzel ederim. Bir akşam, güzel bir program oldu seninle birlikte. Abi ben de çok keyif aldım gerçekten. Yani bundan önce o değerli konuklarınla birlikte programını takip etme şansına nail olmuştum ve gerçekten harika bulmuş olduğum programlardan biriydi. Benim için çok değerli programlardan biriydi ve beni konuk ettiğin için öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyenlerimize de sonsuz saygılarımı sunuyorum. Ben de çok keyif aldım. Umarım güzel bir zaman izleyenlerimize geçirirler diye düşünüyorum. Geçirmişlerdir diye düşünüyorum. Ekranları başlarındaki değerli izleyenlerimiz de bu saatlere kadar bizleri takip ettikleri için de onlara sonsuz saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için büyük keyifti. Güzel şarkılar, türküler. Hepsi yani beni çokça mutlu etti. Umarım ekranın başında bizi izleyenler de bu duygularla bir paylaşırlar. İnşallah. Bizimle bu programı. Evet sevgili izleyenler, Mavi Liman'da yine türküler, şarkılar bize eşlik etti. Yine biraz şiir serpiştirdik aralara. Ama yine içimizden geldiği gibi paylaştık sizlerle. İçimizdekileri paylaştık. Umarım sizin için de öyle özeldir, öyle güzeldir ve öyle kalsın isteriz. Bir dahaki Mavi Liman'da tekrar buluşmak üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve zaman zaman da olsa içinizdeki çocuğu çıkartın. Dünyaya onun gözüyle bakın. Daha mutlu olmaya çalışın. Asık suratlarımızı bir kenara bırakarak ufacık şeylerden de mutlu olmaya çalışalım en azından. Şu günümüzde işte her şey biraz daha kirlenirken biz biraz daha temiz tutalım onları. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar.